Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelere bakacağız hep beraber. Kurtuluş Savaşı işte saltanata yer yer ayaklanan Ermenilere, Rumlara, Kuvayi Milliye liderlerine ve Anadolu'da çıkan isyanlara karşı, dışta ise İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi işgalci devletlere karşı yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı 3 cephede yapılmıştır. Doğu cephesinde Ermenistan ve Gürcistan ile, güney cephesinde Fransa ve Ermeni çetelerine, batı cephesinde ile Yunanistan'a karşı yapılmıştır. Osmanlı'dan kalma düzenli ordu ile doğu cephesinde savaşılmıştır. Güney cephesinde sadece milis güçler Kuvayi Milliye ile savaşılmış, batı cephesinde önce Kuvayi Milliye daha sonra düzenli ordu ile savaşılmıştır. Doğu cephesi. Bu cephede Ermenilerle savaşıldı. 15. Kolordu görev aldı. 15. Kolordu'yu Kazım Karabekir yönetiyordu. Gümrün Antlaşması ile cephe kapanmıştır. 2-3 Aralık 1920. Ermenilerle Osmanlı Devleti'nin ilişkileri 19. yüzyılın sonlarına doğru bozulmaya başladı. Rusya, Doğu Anadolu'da etkinliğini artırmak için Ermenileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttı. Ermeniler, Fransız ihtilalinin de ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisi, Rusya'nın kışkırtmaları ve Balkan topraklarının bazı milletlerin bağımsızlıklarını elde etmeleri sebebiyle isyan etmeye başladılar. Ermeniler, Wilson ilkelerine göre kendilerine göre yorumlayıp, Rusya'nın boşalttığı toprakların Ermeni toprağı olduğunu iddia ettiler. İngilizlerin desteğiyle Gümrü, Iğdır ve Erzurum'a kadar saldırılar düzenlediler. Bunun üzerine tevhime bu bölgede 15. Kolordu komutanı olan Kazım Karabekir'i Doğu Cephesi komutanlığına atadı. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesi kurulmuş oldu. Askeri hareket 28 Eylül 1920'de başladı. 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da Gümrük kurtarıldı. Doğu Cephesi harekatını görüyoruz. Gümrük Antlaşması. Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır yeni Türk Devleti'ne verilecektir. Türkiye, Ermenistan sınırı Aras Nehri ile Çıldır Gölü'ne kadar uzanacaktır. Ermenistan, TBMM tarafından geçersiz sayılan Sevr Antlaşması'nı tanımayacaktır. Türk sınırı silahsızlandırılacaktır. Türk sınırı silahsızlandırılacaktır. Gümrük Antlaşması'nın önemi. Ermenistan, TBMM'yi resmen tanıyan ilk devlet oldu. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk defa kabul edildi. TBMM, uluslararası alanda ilk siyasi ve askeri başarısını elde etti. Doğu cephesindeki birlikler batı cephesine kaydırıldı. Ermenilerin Büyük Ermenistan kurma idealleri sona erdi. Güney cephesine geldiğimizde bu cephede Fransız ve Ermenilere karşı savaşılmıştır. Urfa, Antep, Adana ve Maraş illerinde şehir direnişi şeklinde gerçekleşmiştir. Kuvayi Milliye görev almıştır bu cephede. Ankara Antlaşması ile bu cephe kapanmıştır. Fransız ve Ermeni kuvvetlerine karşı savaşılmıştır bu cephede. Urfa savunmasına baktığımızda İngiltere'nin çekilmesinden sonra Fransızlar 30 Ekim 1919'da Urfa'yı işgal etti. Bu durum halkın işgale tepki göstermesine neden oldu. Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanan Yüzbaşı Ali Sahip Bey, Mustafa Kemal'den aldığı emirler doğrultusunda direniş teşkilatı oluşturdu. Fransızlar başarılı direniş mücadelesinin ardından 11 Nisan 1920'de Urfa'yı terk etmeye başladılar. TBMM 1984'te Urfa'ya adına Şanlıurfa olarak değiştirdi. Maraş savunması. Fransa 30 Ekim 1919'da Maraş'ı işgal etti ve halka çeşitli saldırılarda bulunarak baskı ve şiddet uyguladı. Maraş kalesinden Türk bayrağı indirilerek Fransız bayrağının çekilmesi büyük tepkiye sebep oldu. Türkçü imam ve Maraş halkı savaşa başladı. Fransızlar etkili direnişe dayanamayarak 12 Şubat 1920'de şehri terk etmek zorunda kaldılar. 1973'te Maraş adını Kahramanmaraş olarak değiştirdi TBMM. Antep savunmasına baktığımızda Fransızlar 29 Ekim 1919'dan itibaren Antep şehrini işgale başladılar. Fransızlar bu şehirde Ermenilerle birlikte hareket ettiler. Antep şehrinin savunmasında Şahin Bey önemli kahramanlıklar gösterdi. Antep halkı bir yıldan fazla direndi. Ancak şehir açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalınca 9 Şubat 1921'de teslim olmak zorunda kaldı. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa bölgeden çekildi. 1921'de TBMM Antep adını Gaziantep olarak değiştirdi. TBMM İtalya ilişkileri. İtalya, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Kuşadası, Antalya, Konya çevresini işgal etti. TBMM, İtalya'ya karşı herhangi bir cephe açmamıştır. Bunun sebebi, İtalyan askerlerin Türk halkının dini duygularına ve kültürel özelliklerine dokunmamış olmasıdır. Diğer taraftan İtalyanlara bırakılan Batı Anadolu topraklarının Paris Konferansı'nda İngiltere ve Fransa tarafından Yunanistan'a verilmesi, İtalya'nın bu devletlerle arasının bozulmasına sebep olmuştur. TBMM'nin 2. İnönü Savaşı'nın kazanmasının ardından 5 Temmuz 1921 işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başlarlar. Sakarya Savaşı'ndan sonra ise tamamen boşaltmışlardır bu devletler. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen yerleri görüyoruz haritada.
Gelelim Batı cephesine. En önemli cephe buradır. Bu cephede İngilizlerin desteğiyle Yunanistan ile savaşıldı. Başlangıçta Kuvayi Milliye, daha sonra düzenli bir ordu görev yapmıştı bu cephede. Batı cephesi komutanlığına ilk olarak Ali Fuat Paşa, daha sonra İsmet Paşa atanmış. Son olarak da Mustafa Kemal Atatürk görev almıştı bu cephede. Budanya Ateşkes Antlaşması'yla cephe kapanmıştır. Düzenli ordunun kurulması. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı ordusu tersis edilmiş, Yunan işgaline karşı direniş gösteren Kuvayi Milliye kesin bir sonuç elde edemiyordu. Ali Fuat Paşa kuvvetleri 24 Ekim 1920'de yapılan Gediz taarruzunda başarısız oldu. Bu durum milli mücadelenin ancak düzenli ordu ile kazanılabileceğinin anlaşılmasını sağladı ve düzenli ordunun kurulmasına karar verildi. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921. Batı cephesi komutanı Albay İsmet İnönü komutasındaki düzenli ordu yaptığı ilk savaşı kazandı. Düzenli ordunun ilk zaferidir. TBMM'nin hükümetinin uluslararası alanda saygınlığı arttı. Milli mücadelenin kazanılacağına olan inanç arttı. Orduya katılım hızlanmıştır. 1. İnönü Muharebesi. 1. İnönü Savaşı'nın sonrası siyasi gelişmelere bakalım. Bunu milat diye kodlayabiliriz. Milat. Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan ile Dostluk Antlaşması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 2. İnönü Savaşı'na baktığımızda Yunanistan 1. İnönü Savaşı'nda aldığı yenilgiden sonra İngiltere'nin de desteğini alarak yeniden saldırıya başladı. Vatan Anadolu'daki asker gücünü arttırdı, tekrar saldırdı. Fakat tekrar yenilmiştir. Halkın düzenli orduya güveni pekişti, TBMM'nin otoritesi daha da arttı. İtalyanlar işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başladılar. Kütahya-Eskişehir Savaşları. 1. İnönü Savaşları'nda alınan yenilgilerin karşılığını vermek isteyen Yunanistan 11 tümenlik orduyla çok geniş bir sahadan taarruza geçti. Gerekli hazırlıkları tamamlayamayan Türk ordusu bu savaşta yenildi. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Sonuçlarına baktığımızda Türk ordusunun ilk yenilgisi aldı. TBMM'de düzenli ordunun durumu tartışılmaya başlandı. TBMM ile anlaşma hazırlığında olan Fransa görüşmeleri askıya aldı. Afyon, Eskişehir, Kütahya gibi önemli şehirler kaybedildi. Oluşan imser havada yok oldu. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın ardından yaşanan gelişmeler, Marif Kongresi, Başkomutanlık Kanunu, Vekalifi Milli Emirleri. Sakarya Savaşı, 23 Ağustos'ta başlayan Yunan taarruzu 11 Eylül'de durduruldu ve karşı taarruza geçildi. Mustafa Kemal yeni bir savaş taktiği kullandı ve 13 Eylül'de Yunan ordusu Sakarya Nehri'nin batısına çekilmek zorunda kaldı. Sakarya Savaşı'nın sonuçları. Yunan ordusu savunmaya çekilirken Türk ordusu taarruza geçti. İtalya, Anadolu topraklarından çekildi ve itilaf devletleri arasındaki birlikler bozuldu. TBMM, Mustafa Kemal'e mareşallik ve gazilik unvanı verdi. Sakarya Savaşı'ndan sonraki siyasi gelişmeler, Ankara Antlaşması, Kars Antlaşması. Büyük Taarruz ve Başkomandanlık Meydan Savaşı, 26 Ağustos. İtilaf devletleri Türk ve Yunan tarafına ateşkes teklifinde bulundular. Yunan tarafı kabul etti ancak TBMM bağımsızlık anlayışına ters düşen teklifi kabul etmedi. Ateşkesin ancak yabancı askeri kuvvetlerin ülkeden çıkması ile mümkün olabileceğini söyledi. Diğer tarafta Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve taarruz gücünü ulaştırmak için zaman kazanmak amacıyla bağımsızlığımızın temelinden sarsacak hususlar dışında İzmit'te görüşmelere hazırız dedi. Yapılan hazırlıklar. Tekalifi Milliye Emirleri doğrultusunda ülkedeki bütün kaynaklar Türk ordusunun emrine verildi. Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlık yetkisi 20 Temmuz 1922'de süresiz olarak uzatıldı. İtilaf devletlerinin İstanbul'da bulunan depolarındaki silah ve cephaneler Anadolu'ya kaçırıldı. Rusya, İtalya ve Fransa'dan silah askeri mühimmat satın alındı. Bütün birlikler Batı cephesine gönderildi. Orduya taarruz eğitimi verildi. Savaşın gelişimi. 26 Ağustos 1922'de Cumartesi sabahı Mustafa Kemal Kocatepe'den taarruz emrini verdi. 29 Ağustos'a kadar Yunan kuvvetleri kuşatıldı. 30 Ağustos günü düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümü Dumlupınar'ın kuzeydoğusundan yok edildi. 31 Ağustos'ta Eskişehir çevresindeki Yunan kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. 1 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal, ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir ileri emrini verdi. 6 Eylül'de Balıkesir, 9 Eylül'de İzmir, 18 Eylül'de tüm Batı Anadolu Yunan kuvvetlerinden temizlendi. Savaşın sonuçları, Yunan işgali sona erdi, Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı, askeri cephe kapandı, siyasi safha başladı, İtilaf devletleri kayıtsız şartsız ateşkes çağrısında bulundu. Bu zafer Budayen Ateşkes Antlaşması ile Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamış oldu. Budanya Ateşkes Antlaşması, İtilaf Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya katılmıştır. TBMM adına ise İsmet İnönü Paşa katılmıştır.
Kudanya Ateşkes Antlaşması'nda Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul geri alınmıştır. Mondros geçersiz sayılmıştır. Lozan Konferansı ile Lozan Antlaşması arasındaki süreçte yaşanan gelişmeler. TBMM'de artan muhalefet nedeniyle 1 Nisan 1923'te meclis seçimleri yenilenmiş ve 2. TBMM vekilleri seçilmiştir. Ancak 2. TBMM 1923'te göreve başlamıştır. 18 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve burada alınan kararlar Lozan Antlaşması'na bağımsızlığı sağlayan ruhuna etki etmiştir. 9 Nisan 1923'te Amerika ile Türkiye arasında Türkiye'de yatırım yapacak Amerikan şirketlerine yoğun teşvikler içeren Chester Projesi veya Şarki Anadolu Demiryolları Antlaşması imzalanmıştır. Ancak İngiltere'nin Musul'u işgal etmesi nedeniyle anlaşma yürürlüğe girmemiştir. Lozan Antlaşması'nda hükümlerine bir bakalım. Türkiye'nin aleyhine çözülen konular Adalar, Boğazlar, Patrikhane, Suriye sınırı yani Hatay. Türkiye'nin lehine çözülen konular azınlıklar, Ermeni yurdu, kapitülasyonlar, yabancı okullar, savaş tazminatı, Osmanlı borçları, İstanbul'un kuşatılmasıdır. Çözülemeyen konulara geldiğimizde Musul sorunu, Irak sorunu. Tekrar gündeme gelen konular Boğazlar, Patrikhane, yabancı okullar, nüfus mübadelesi, Osmanlı borçları, Suriye sınırı, Musul sorunu. Konferansın diğer özelliklerine baktığımızda Türk tarafı konferansın İzmir'de toplanmasını istemiş, kabul edilmemiştir. Konferansa çağrı yapan devletler Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'dir. Konferansın gözlemci devleti ise Amerika'dır. İsmet Paşa bu konferansın adının yakın şark işleri hakkında Lozan Konferansı olarak değil de Lozan Konferansı olarak anılmasını istemiştir. İsmet Paşa konferansın resmi dilleri arasında Türkçenin de girmesi gerektiğini belirtmiş. Ayrıca komisyon başkanlıklarından birinin Türk tarafına verilmesini belirtmiştir. İtilaf devletleri Türkiye'yi yenik devlet göstermek için bu noktaya Mondros'tan gelindiğini söylemiş. Ancak İsmet Paşa bu noktaya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik diye tepki göstermiştir. İstanbul ne zaman teslim alınmıştır? İstanbul, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının ardından 6 Ekim 1923'te Refet Bele tarafından teslim alınmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk adının önemine bakalım. Kurtuluş Savaşı süresince Türk adının kahramanlığını ile ön plana çıkmış, milli mücadeleye önemli desteklerde bulunmuştur. Kara Fatma, Onbaşı Halide, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice, Gördesli Makbule, Binbaşı Ayşe, Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı süresince önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Kurtuluş Savaşı'nın edebiyat ve sanata yansımaları. Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinde Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Paşaların Kavgası, Fatih Rıhkı Atay, Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş, Çankaya, Kurtuluş, Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Vurun Kahveye, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Dağa Çıkan Kurt, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomere, Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine, Milli Savaş Hikayeleri, Tarık Buğra, Küçük Ağa, Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı, Refik Halit Karay Çete, Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları, Rauf Orbay Cehennem Değirmeni, Kılıç Ali Atatürk'ün Hususiyetleri, Kemal Arıburnu Atatürk'ten Anlar, Samim Kocagöz Kalpaklılar, Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul, Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı, Necati Cumalı, Viran Dağlar, Pierre Loti, Can Çekişen Türkiye, Peyami Safa, Biz İnsanlar, Atilla İlhan, Kurtlar Sofrası. Halide Edip, Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hala en değerlilerinden biri olan Ateşten Gömlek adlı eserini 1922'de kaleme almıştır. Ressamlara baktığımızda, Kurtuluş Savaşı ortamı ressamların tuvallerine de yansımıştır. Onların yaptıkları resimlerle savaşın hüznünü, yıkıcılığını yansıtmakla kalmamış, savaşın ne zor şartlarda kazanıldığını belgelemişlerdir. Bu ressamlar tarzları farklı da olsa aynı duygularla hareket etmiştir. Örneğin İbrahim Çallı'nın Zeybekler tablosu, Hikmet Onat'ın Siper'de Mektup Okuyan Askerler, Ali Çelebi'nin Yaralı Asker tablosu bunlara örnektir. Heykeltıraşlara baktığımızda, milli mücadelede heykeltıraş sanatçılarına da ilham olmuş, onların yaptıkları heykel ve kabartmalar Kurtuluş Savaşı'nın eserlerine yansımıştır. Kurtuluş Savaşı'nı işleyen heykeltıraşlar Zühtü Müridoğlu, Pietro Conacchio, Ali Hadi, Ratip Acıdoğlu, Henry Krippel, İlhan Koman önemli heykeltıraştır. Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman, Hüseyin Özkan ve İlhan Koman Anıtkabir kabartma ve rölyeflerinde Kurtuluş Savaşı'nı işlemişlerdir. Evet arkadaşlar, muharebe döneminde burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.